Agalarım, herkese selamlar. 13 Ağustos 2024 Salı iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 7 adet mücadelem var. İdeal ve yüksek oranlardan bahsedeceğim. Son videoya göndermiş olduğunuz beğenilerden dolayı çok teşekkürler. Aynı şekilde bu videoda da sizlere bir adet de ideal kupon önerisi yapacağım. Geçen videoda yapmıştım. Birazdan bahsedeceğim. Geldi zaten hafta sonu. Pazar gününe yapmıştım. Bereketli olsun. Birazdan bahsedeceğim. Onun dışında dediğim gibi aynı şekilde sizlerden beğeni ve yorum desteklerinizi bekliyorum. Öncelikle skor yarışmasıyla başlayalım. Maç skor yarışması Fenerbahçe-Lille. Maç skoru ne olur sizlere sorduk. Yarın oynanacak karşılaşma. Benim skor beklentim ilk maçta ben 2-1 Lille kazanır bekliyordum. Burada da 2-1 Fenerbahçe kazanır gibi geliyor bana. Ama bakalım, Fenerbahçe'nin hem orta sahası hem de savunması biraz sorunlu. Tam oturmadığından kaynaklı. Bilen 3 kişi 7 gün misafir edelim. Hafta sonunda yapmış olduğumuz skor yarışmalarında Fenerbahçe 1-0 skoru sadece Sinan'ın dünyası bilmiş sanırım. Ben başka isim göremedim. Varsa bana WhatsApp'tan yazabilir. Beşiktaş maçının skoru bilen çok fazla. 3 kişiyi aldık seçtik çekilişle. Fesmobil, Atacan Deda, Süleyman Aksöz isimli arkadaşlar. Benimle WhatsApp üzerinden iletişim kurabilir bu arkadaşlar. WhatsApp'tan mesaj atabilirler. Bu gruba girmek isteyenler, ya zaten skor bilenler bir hafta boyunca WhatsApp gruplarında misafir edeceğiz. Aynı şekilde WhatsApp gruplarına girmek isteyenler, sorusu olanlar, eleştirisi olanlar, her şey soru görüş öneri içinde WhatsApp iletişim hattı ekranda gördüğünüz 0534 446 5989 aga. Geçtim. Agalarım, YouTube kombinesi içeride yazamamışız bile. Kobiyesi yazmışız. Neydi bu kombine? Beşiktaş'ın bir yarıyı kazanırı. Alanya'yı spor maçına da var olarak değerlendirdim. Alanya maçına da stada gittik. Stattan canlı yaptık bu arada. Birazdan ondan da bahsederiz zaten. Şimdi YouTube kombinesi öncelikle içeride. Hafta sonu için tek bir kombine vermiştim videoda. Başarılı oldu. Fakat genel olarak hafta sonuna baktığımız zaman da çok parlak bir video performansı geçirmediğimizi söyleyelim. %60'larda kalmış video performansı. Yani mesela pazar günü özellikle Paderborn'u yakaladık, Hannover'i yakalayamadık. Nöstalent mesela 1-1 bitti. İnanılmaz bir maçtı. Ya tek kale neler neler kaçtı. Dediğim gibi YouTube kombinesinde, hatta videonun başında da gördüğünüz üzere, yani her şeye rağmen tebrikler. Ne kadar çok iyi bir performans geçirmesek de yani gerçekten zorlu maçlar vardı. Ligler oturmadığından kaynaklı. Ya biz de kain değiliz zaten. İzledikçe, izlediklerimizden, not aldıklarımızdan önermeye çalışıyoruz. Ki zaten beni biliyorsunuz. Ben pozisyonları bile atarım yani. Diyorum ki ben izliyorum, tamam. Ama bu işin inandırıcılığı olması seviyesiyle. Mesela dün Trabzon maçında Trabzon'un bir golünü verdik. Gelmedi aga. Trabzon'un kaçan pozisyonlarını, direkten dönen şutlarını mesela ben izliyorum zaten. Sizlere diyorum ki ha, gelmedi ama nasıl gelmedi? Futbol nasıldı? Anladın mı? Onları sizinlerin de görmesini, yani tamamen hiçbir zaman ezber olmadı. Olmayacak da. Bununla bilgisini verelim. Devam ettik. Pazar misleri güzeldi aga. Bak, pazar günü de maçlar zorlu geçti ama her şeye rağmen tebrikler diyoruz. Çünkü ben burada Beşiktaş maçının yarı kazanırını 3000 misli olarak değerlendirdim aga. Benim güvendiğim bir karşılaşmaydı. Beşiktaş'a verilen olan absürttü. Ne kadar çok iyi bir oyun oynamasa da 2-0 gibi skorla kazanmasını bildi. Samsun'da etkiliydi ve çok net pozisyonlar da kaçırdı. Onu da söyleyelim. Ve Avrupa mislimiz vardı. Paderborn maçına 1.5 üs. Hartberg mücadelesine 1.5 üs. 2-0 bitti. O gol 87'de geldi. Elvis abi 2-0 aldı. Beşiktaş maçında da Beşiktaş'ın atacağı bir gol. Neymiş bunun oranı? Orada yazıyordur ekranda. 1.68. 3000 misliyi koy. Al paranı, devam et. Tebrikler. Geçtim. Sadece yüksek misli de maç önü değil, canlı da yapmaya çalışıyorum aga. Canlı da nasıl oluyor? Mesela dün Paderborn'un bir golüne 1000 misli aldık. Geldi. Nöstalendine 1.5 üstüne verdik. Gelmedi mesela, anladın mı? Bazen gelir bazen gider. Bu işler böyle. Canlı olarak da WhatsApp gruplarımıza zaten ilerliyoruz. İzlediğimiz maçlar ve bülten de çok iyi yarın özellikle. Bugün de aynı şekilde ekran başındayız. Çaykur Rizespor Bodrum maçı vesaire derken ekrandayız. Yarın bülten çok güzel. Özellikle yarını kaçırmayın derim. Herkes Açık Telegram grubu da ücretsiz. Paralı gruba gelemiyorsan en azından buraya gel. Buraya da ara ara tercihlerde attığımı belirteyim. Hatta WhatsApp grubundan göstereyim. Dün Genk Kulüp Ruj maçı var ekranda gördüğünüz üzere. %2 önermişiz. 3.5 üst almışız aga. Paderborn maçına da 3.5 üst aldık. Genk geldi mi? Paderborn'da geldi mi? Galler mücadelesinde ev sahibinin golü 1.48 aga. %1 de sıradaki gol ev sahibi almışız. Galler golü attı mı? Birinci golde Galler'den geldi mi? Dün Alanya maçındaydı. Şöyle maç öyle bir stat'tan da bir attım. Dedik ki Trabzonspor 0 bitti. Canlı'da Trabzon golü vermiştik. Gelmedi. Burada da şey yapalım diyerekten. İlk yarı Alanya gol şeye girdim. Gole girdim ilk yarı. Alanya maçında ilk yarı ne goller kaçtı aga, şaka gibi. İlk yarıda sanırım 2 tane Alanya'nın, pardon, toplamda 5 tane kaçan net var. 3 tanesi Alanya'nın, 2 tanesi de Eyüp'ün. Yani öyle kaçtı.
Ondan sonra yüksek misterimiz geldi zaten. İlk yarıdan hepsi tamamlandı. Alanya mücadelesine dedim ki %5 veriyorum bakın. Kendi adıma da günün son canlısı. Alanya'nın da atacağı bir gol. Alanya da çok güzel gol attı. Buradan da içeri almayı bildik. Tebrikler bu şekilde. Sizlerden aynı şekilde beğeni ve yorum desteklerinizi bekliyorum. Beğeni ve yorumlar geldiyse +500 bakın ideal kombinemiz var. Yine +500 üzerinde beğeni gelirse ben sizlere ideal kombine yapmaya devam edeceğim. Fenerbahçe Lille'le başlayalım. Bu maçın da maç skorunu sizlere sorduk arkadaşlar ne olur diyerekten de. Benim skor beklentim 2-1 Fenerbahçe uzar. Umarım uzar. Yani ben takım gerçekten hazır değil. Ya takımdan sadece Maximen geçen sezondan farklı. Ne bileyim futbol düşük yerlerde biraz. Bilmiyorum nasıl olacak. Şimdi öncelikle burada Fenerbahçe tarafında bir gol bekliyoruz. Ama Fenerbahçe'nin dediğim gibi hem orta sahanın ya yol geçen hanı gibi Fred'in olmayışı zaten çok önemli eksiklik bence. Krunic'le falan olacak gibi değil bence. Yani ya Avrupa'da ilerlemeyeceksek Mourinho'nun ne işi var? Bu da bir soru işareti ama şampiyonluk da lazım. Anlıyorum tabii ki ama dediğim gibi ben bu saatten sonra gerçekten bak benim futbol mentalitem şu. Ben bir Galatasaray taraftarıyım ama şampiyonluk falan lig falan hiç umurumda değil. Ben Türk takımlarının tamamen Avrupa'da ilerlemesini isteyen. Bu kafaya döndüm aga bilmiyorum. İster olgunluk deyin ister farklı bir yapı deyin ama ben sadece Türk takımların Avrupa'da ilerlemesini istiyorum. Şu an başka hiçbir derdim yok ligle falan. Sadece canlımı yaparım kuponumu yaparım. Şimdi bu maçta ben Lille'in gol atmasını bekliyorum aga. Hızlı çıkışlarla birlikte Fenerbahçe savunması dağınık kalabiliyor bazen. Tam oturmamış oluyor. Lille bence gol atar gibi geliyor bana. Ben mücadele karşılıklı golleri aldım aga. KG var 1.51 minimum oranı var zaten. İddia konuda 1.60 bu. Yüksek oranlarla benim skor beklentimde 2-1 olduğundan kaynaklı. 2.5 üstünde 1 de 2.58 aga. Gelecekse bu da yüksek oranlar sisteme atın. Bilginize benim önerilerim bu yönde. Twente ile Salzburg mücadelesi. İlk mücadelede 2.5 üstü olarak değerlendirdiğimiz bir karşılaşmaydı. Aynı şekilde oradan devam edeceğiz. Nedenini anlatayım aga. Şimdi Salzburg, ben Salzburg'un, yani şimdi Twente mi daha iyi, Salzburg mu? Salzburg tabii ki daha öne çıkıyor. Kendi evinde de kazandı. Twente'de çok güzel bir free kick golü attı. İlk maçı da izledik. Salzburg'un şu yönden, kendinden yapıca veya oyun olarak düşük olan takımlara karşı ben savunma yaptığını görmedim. Salzburg zaten Şampiyonlar Ligi takımı, bir proje takımı. O yüzden Salzburg'un ben burada kesinlikle savunma yapacağını düşünmüyorum. O yüzden Twente'de oyuna girecektir. Kendi evinde oynayacak. Riskler alınacak. Ben atılacak 3 gol. 2.5 üstü sizlere öneririm. Dediğim gibi Salzburg tarafından biraz daha yüksek oran isteyenler varsa da ben burada önerebileceğim yüksek oran Salzburg'un deplasmanda da olsa atacağı 2 gol aga. Zaten 1 gol bekliyorum. 2. golün minimum oranı 1.83. Bilginize. PAOK'la Malmö. Aga ben Malmö'cüyüm. Yani Malmö'nün oyun olarak PAOK'tan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ama bir kalite farkı da var. PAOK geçen sezon Yunanistan'da şampiyon oldu Yunanistan Ligi'nde. Ama sezonun bu ilk maçları vardı ya onları izledim ben PAOK'un. Geçen maçtan bahsetmiyorum. Takım biraz tutuk başladı. O tutukluk kendi evinde olduğundan biraz gidebilir ama ben Malmö'nün de gol bulmasını bekliyorum. Burada benim tek tercihim var. Başka herhangi bir tercih veya yüksek oranına gitmedim. Karşılıklı gelecek goller. Ya sürpriz olur mu sürpriz zor ama bir beraberlikle uzarsa falan belki Malmö... Yani, turu Malmö'nün atlamasını istiyorum açıkçası. Ferencvaros'tan Midland karşılaşması. Ferencvaros'un da geçen mücadelede Midland'da tek golüne zaten 1.38 mi 1.48 mi ne oran vardı. Biz ona gitmiştik ama iyi bir oyun vardı. Gerçekten Ferencvaros'ta çok iyi bir oyun vardı. Ben kendi evimde şu an açık değil ama Ferencvaros'un bir yarıyı kazanmasını bekliyorum. Bunun oranı olur. Minimum 1.40'larda 1.50, 1.45 falan. Bunun minimum bir oranı olur gibi geliyor bana. Ferencvaros'un yarın muhtemelen açarlar bir yarıyı kazanırı değerlendirilebilir burada. Onun dışında ben Ferencvaros'un da şöyle yüksek oranlarında mücadeleyi hızlı bir başlangıç yapma ihtimalini düşünüyorum ki kendi yani hep yaptı. Rakip biraz daha zorlu ama ben Ferencvaros'cuyum. İlk yarıdan bir tane Ferencvaros'la atarsa biraz daha yüksek orandan 1.70 seviyesinden ilk yarı ev sahibi golü de gelebilir izlediğim kadarıyla. Ludogorets'le Karabağ. Ludogorets yani Karabağ'ın o şeyliğini Azerbaycanlı kardeşlerimize selam olsun. Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Karabağ çok kaçırdı. Bu kadar kaçırırsan Ludogorets sana sıkar. Ludogorets'in ikinci golüne bakın. Şiir gibi gol attı adamlar. Yani şiir gibi gol attı. Gerçekten. Karabağ'ın kadro kalitesi daha yüksek. Ve ilk maçta 22 tane şut çekti. 6 tane isabet var. Yani isabet oranını arttırmalı. Yani daha etkili. Ya biraz şey de var. Lay 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 mı oynuyor? Niye öyle oynuyor bilmiyorum ama Karabağ Avrupa'da geçen sezon iyi işler yaptı. Burada da turu geçmek isteyecektir. Ben aga burada Ludogorets'in gol atmasını bekliyorum.
Karşılıklı gelecek goller idealden değerlendirebilir. Turu geçen tarafında burada Karabağ olma ihtimali var. Çünkü gerçekten oyun olarak ve kadro kalitesi olarak daha güçlü. Yine yüksek orandan değerlendirecek arkadaşlara da ben burada Salzburg maçında olduğu gibi deplasmandan 2 golde gelme ihtimali var. 1.92. Dediğim gibi Karabağ'dan bir gol bekliyorum. İkinci gol gelirse zaten burada, hatta benim kafamdaki skor deplasmanda da olsa 2-1 maçı uzatır gibi geliyor bana Karabağ. Benim önerilerim bu yönde olacak. Giroud ile Slavia Prag karşılaşması. İlk mücadele 3-1 kazandı. Aga bu maç açık değil ama açarlarsa yine direkt tercihi söyleyeyim. Giroud'un bir yarıyı kazanırını bekliyorum ben. Eğer ki açmazlarsa ben burada Giroud tarafındayım. Giroud'un yüksek oranlarında galibiyetini bekleyeceğim. Oyunu zaten domine eden taraf burada Giroud olacaktır. Ama yani forvet sıkıntısı var. Hatta bir tane de geçen maçta kırmızı kart gördü. Hüseyin'i mi öyle bir şey. Dediğim gibi Giroud'un kendi evinde ilk maç zaten 3-1. Mücadeleyi kazanmasını bekliyorum. 2 farklı bir şey skor uzatır. 3 farklı da tur atlar. Ama ev yarı kazanırı varsa sağlamdan alın. Giroud'un de ben burada doğrudan maçı kazanacağını da düşünüyorum. Rangers'la Dinamo Kiev karşılaşması. Agalarım, şimdi ben burada kuponuma koydum bu maçı. Yine burada şey bekliyorum. Ev sahibinin yarı kazanmasını vesaire bekliyorum da. Şimdi mevzu o değil. Ben burada turu geçer olarak kuponuma koydum. Bak şurada 1.36 zammını kuponuma koydum. Ben turu Rangers tarafının atlamasını bekliyorum. İlk mücadele 1-1 bitti. Mücadele 1-1 bittiği için bu maçta kendi evinde ve İskoçya'da Rangers'ın taraftarı adamı yer. Öyle bir taraftarı da var. Böyle bir taraftarın önünde oynamak da kolay değildir. Ben burada Rangers'ın tecrübesiyle, ki Dinamo Kiev de tecrübeli takımla, son yıllara baktığımız zaman da Avrupa'da genellikle Rangers'ı gördük biz. Aynı şekilde ben bu Rangers'ın da maç kazanmasını bekliyorum. Yüksek oranlarında bir maç sonu bir de bu maça da gider. Dediğim gibi turu atları kuponuma koydum ama Rangers'ın galibiyetinde maç sonu birine sizlere yüksek oranla öneririm. Agalarım, toplamda 7 adet mücadelem vardı. İdeal ve yüksek oranlardan bahsettim. Bir adet de ideal kombinemiz var. Sizlerden ricamız aynı şekilde beğeni ve yorum desteklerinizi bekliyorum. Şimdi Twente Salzburg maçı ideal kombine ekrana gelsin. Twente Salzburg mücadelesi 1.47 gibi orandan koydum aga. Ben Salzburg'un dediğim gibi savunma yapacağını düşünmüyorum. Twente de oyuna girecektir. Karşılıklı pozisyonlu bir maç ve 3 gol sesi gelme ihtimali bence var. Çünkü riskler de alınacak. İlk maçı da Salzburg kazandı. Rangers'ın da ben burada tecrübesiyle birlikte Dinamo Kiev'e karşı kendi evinde turu geçmesini bekliyorum aga. Hatta maçı kazanmasını bekliyorum ama biraz sağlam aldım. Toplam oran tam 2. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Görüşmek üzere. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz.